çok değerli açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben farklı bir alanıyla ilgili olarak size kısa bir bilgi sunmaya çalışacağım. Aslında bütün toparladığımız şey, başkanın da söylemeye çalıştığı şey, insanlığın geldiği noktada artık yeni bir uygarlık zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Bu yaşlı ve yorgun uygarlık bizi taşımıyor, insanı taşımıyor. Hayatımızı güzelleştirmiyor. Güzelleştirirken daraltıyor bizim konseptimize uygun olarak. Bizi ötekileştiriyor bir yanıyla. Çeşitli sorunlarla devam eden bu uygarlığın yenilenmesi gerekiyor. İşte yeni uygarlığın temel dillerinden bir tanesinin belgesel olacağına inanıyorum ben kendi adıma. Bu anlamda işlevleri itibariyle çok değerli bir anlatım dilinin belgesel sinemacılar olarak tekrar izleyicilerle, sizlerle oluşturmaktan mutluyuz. Bu yıl yapılacak belgesellerle ilgili temel verileri Mustafa Ünlü açıklayacak size. Ama ben bu festivale bağlı olarak belgesel sinemacılar birliği olarak amaçladığımız bir iki noktayı da sizlerle paylaşmayı diliyorum. Ülkemizin belgesel sineması genel anlamda yapımcısı olmayan bir yönetmen sinemasıdır. Yani yapımcıdan kastım, uygulamacı yapımcı değil, bu işe sermaye yatıracak, bu işin dolaşımını, yayınını sağlayacak bağımsız kuruluşların olmaması Türk belgesel sinemasını bir yönetmen sineması haline getirmiştir. Yönetmenden aynı zamanda yapımcıdır. Bu da büyümeyen bir yapıyı belgesel sinema olarak zevkli, sorumlu fakat yeteri kadar büyümeyen bir yapıyı önümüze koymaktadır. Kurmaca sinemanın son yıllarda gerçekleştirdiği atılım sırası bence belgesel sinemadadır. Bunu başarmak zorundayız. Yani sektörün aktörleriyle bir araya gelip üretim alanımızı genişletmek, kaliteyi yükseltmek ama sadece üretimle sınırlı bir bakış yerine bu üretimin izleyiciye gerçekten ulaşabilmesi için dağıtım ve yayın organizasyonlarıyla da bir araya gelip onların taleplerini, standartlarını, beklentilerini anlayarak yeniden yola koyulmak zorundayız. Çünkü Türkiye anlatılacak çok öyküsü olan, çok değerli bilgiler olan, çok değerli belgeleri olan ve yeni kurulacak uygarlığın ihtiyaç duyduğu ülkelerden biri. Bence merkez ülkelerden biri. Biz henüz sözlerimizi tam anlamıyla söyleyemedik. Yetişen genç ve yetenekli bir kuşağımız da var, sinemacı kuşağımız da var. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türk belgesel sineması aynen kurmaca sinemada olduğu gibi imkanları büyütülürse, kendi perspektifini de genişletirse dünyada ses getirecek sinemalardan biri haline gelecek.